Ateş yanar, köz olur yüreğim göz, göz olur 40 yılda bir yar sevsem el dilinde söz olur. Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. İnşallah her gününüz bayram tadında geçsin. Evet, birazdan hamurumuzu yoğurmaya başlayacağız. Aslında ateşimiz yanıyor, hamurlarımızı açıyoruz. Gelsin mantılar. Adı Japon mantısı. Japonlar buna şaşıracaklar. Ay bu patlıyor, çatlıyor. Hazır, ay. İçimiz hazır. Fokur fokur bu çay kaynayacak. Ay ay ay. Denizgah soğan doğru. Ay asla. Üstünde. Evet, horoz da diyor ki artık başlayabilirsin. Haydi bakalım. Tek 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 tek. Hem kameraman, hem su döken, hem neyse pişiren mi diyelim. Dövdün dövdün. Hisar ablaya abone olun. Haşlayacağız. Ondan sonra da tereyağımızı da harika olacak. Merhabalar, selamlar. Umarım bulunduğunuz yerde keyiflisinizdir ve her şey gönlünüze göredir. Sevgili dostlar, bayramınızı kutluyorum. İnşallah bundan sonra da böyle bayram tadında güzel günler geçirirsiniz. Ailemle birlikte güzel bir yemek yapacağız. Hem de ne yapacağız biliyor musunuz? Güzel böyle büyük büyük mantılar. Yani bildiğimiz küçük Kayseri mantısı gibi değil. Büyük mantılar yapacağız. Gerçekten lezzetli olacak. Tarifini kaçırmayın. Mutlaka siz de evde deneyin derim bu Asya mantısını. Bir defa şimdi bugün sizlerin karşısında yapacağım. Hala abone olmamış dostlar, abone ol tuşuna tıklayınız ve yanındaki çan işaretini de tıklayınız ki size bundan sonra videolarım konduğunda sayfama bildirimler gelsin. Yani bildirimleri açmanız gerekiyor. Beğen tuşuna tıklıyoruz. Abone ol ve yanındaki çan tuşu. Bu arada bahçemizi de güzelce yıkadık, temizledik. Evet, birazdan hamurumuzu yoğurmaya başlayacağız. Aslında deniz. Bu arada kameranın arkasında deniz var. Denizciğim, yani sonunda bana yoğuracağım kabı tutturabildin. Teşekkür ediyorum. Nasıl bir duygu? Harika. Bu üçüncü ya da dördüncü denememiz sonunda tutturdu bana bunu atmayı. Teşekkür ediyorum Denizciğim. Rica ederim. Evet, şimdi hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Çok bir malzeme gerekmiyor. Deniz ne gerekiyor söyle. Un, evet. Tuz. Ve? Başka? Yumurta. Yumurta. Ve? Ve? Su. Su. Un, tuz, yumurta ve su. Güzel bir hamur olacak. Niye sadece bunlarla? Çünkü bu biraz böyle makarna sertliğinde bir hamur olması gerekiyor. Ben mantı piştikten sonra üzerine güzel soğanlı, domatesli, patlıcanlı bir sos yapacağım. Onlar burada. Soğan nerede derseniz birazdan soğanı da getiririm. Bir kısmını kıymalı, bir kısmını peynirli yapmayı planlıyorum. Dolayısıyla maydanozum da var. Biraz salçam var. Ha bu arada söyleyeyim, Japon mantısında salça yok. Bu biraz böyle bizim Anadolu usulü ve Japon usulü karışık olacak. Ben çünkü biraz salça seviyorum açıkçası bu tür karışımların, sosların içinde. Hadi bakalım hamurunu hazırlayalım. Şöyle 1 kilo kadar. Hemen ortasını açıyorum. Kabartma tozum var. Hemen onları da döküyorum. Gerçekten basit bir hamur. Hiç gözünüzle büyütmeyin. Mantı deyince insanlar şöyle bir titriyorlar. Aman mantı işte yapar mıyız, yapamaz mıyız diye. Hiç öyle üzülmenize gerek yok. Gerçekten son derece basit nedir? Un, tuz, bir tane de yumurta kıracağız arkadaşlar. Sonra gidip rendelerimi değiştireceğim. Arkadaşlar bu hafta Malatyalılar için bir türkü bekliyoruz. Söyleyecek misiniz? Tek sarı. Etek sarıyı istiyoruz. Bu arada eniştem de burada. Kendisi Malatyalıdır, Doğan şehirlidir. Etek sarıyı istiyorlarmış benden. Şu tuzumuzu da atalım. Bana diyorlar ki tuz muz lafı ederek sen bizi ekiyorsun sırf türküyü söylememek için. Beni sen niye söylemiyorsun? Hayır, sen söyle. İlk defa benim bu yayınımı izleyenler için arkadaşlar, Deniz kim derseniz, Deniz benim kız kardeşim. Şu anda bizdeler, bahçede beraberiz. Hatta benim çekimlerime şu anda yardımcı oluyor. Deniz biraz su dökebilir misin? Hem kameraman, hem su döken, hem neyse pişiren mi diyelim. Şimdi türküyü de ona okuturum. Dök bakalım Deniz'ciğim. Etek sarı, sen etekten sarısan, sarısan. Etek sarı, sen etekten sarısan, sarısan. Kurban olan
çağırsan, çağırsan ah. Deniz eşlik edecek misin? Yok canım. Niye? Hadi. Sen çok güzel söylüyorsun. Ucundan azıcık eşlik et bana. Söyleyeyim. Hadi evet. Kurban olan beydanın karsan, karsan. Hadi bakalım. Tek 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 tek. Adı Japon mantısı. Japonlar buna şaşıracaklar. Vay be, bizim mantı diyecekler. Ne mantıymış arkadaş. Biraz daha şu alttaki unlarımızı toparlayacak kadar. Kaçırmayın, hele bayramda çok güzel gidecektir. Böyle geniş kalabalık ailelerle birlikte vallahi nefis olacaktır. Bence yapın, yiyin arkadaşlar derim size. Un alacağım. Çünkü biraz koyu hamurumuzun olması gerekiyor. Tamam, okeydir. Hafif sert bir hamur olacak. Ne kadar çok güzel böyle yoğurursak o kadar güzel olacak hamurumuz. Ha gayret güçle yoğuralım bakalım. Evet. Dövdün dövdün. Evet, hamurumuzun üstünü örtüyoruz ve bir kenara alıyoruz arkadaşlar. Biber salçası, domates salçası, kıymam burada. Baharatlarım burada. Neler varmış baharatlar? Hemen göstereyim. Şu köri, kekik, bu sumak, bu kimyon, bu da köri. Burada da tuzumuz var. Tabii siz arzu ettiğiniz başka baharatları da koyabilirsiniz ama ben bunları koyacağım. Hiç koymayabilirsiniz de. Ama kıymamız olduğu için kıymanın yanında bu iyi gidecektir diye baharatları koyacağız arkadaşlar. Domatesim, patlıcanım da burada. Maydanoz da hemen üstünde. Evet, horoz da diyor ki artık başlayabilirsin. Hadi o zaman hemen yapalım. Evet, eniştem odunları kesti. Sağ olsun, eksik olmasın. Ben de odunları güzelce yerleştireyim. Çok sağ olasın, ellerine sağlık. Geldik şimdi içini hazırlamaya. Hemen kıymamı burada kavuracağım. Soğanla, biberle ve domatesle mantılar haline getireceğim. İçlerini dolduracağım. Birazcık haşlayacağım. Sonra birazcık da kızartacağım ve üstüne sosunu koyduktan sonra harika olacak. Deniz, gel soğan doğra. Ay asla. Niye? Asla. Gel doğra, gel. Teşekkürler. Ne yapıyordun Deniz sen soğanları? Çocuklara, evdeki herkesi çağırıyorum. Soğan doğratmak çok için. Mecbur kalırsam eldiven takıyorum. Ağzında. Maske. Maske. Alerjin mi var Deniz? Yok, kokusunu sevmiyorum. Deniz, bizim 10-11-12 Mayıs'taki turizm için ne diyorsun? Yani çok eğleneceklerini düşünüyorum. Örne gideceksiniz. Evet, Charlie Chaplin'e gideceğiz. Charlie Chaplin Müzesi'ne son günlerine geçirdiği eve gideceğiz. O bölgenin kendisi zaten harika. Sevgili dostlar, bu güzel seyahat için önce CERN'e gideceğiz, CERN'e gezeceğiz. Dünyanın, herkesin gözünün olduğu, kainatın nasıl oluştuğunu araştırıyorlar. Bir de bir iddiaya göre arkadaşlar, burada boyut kapılarının açıldığını iddia ediyorlar. Sen ne düşünüyorsun? Ben turistik seyahatlerde böyle gizemli noktalar heyecan yaratıyor. Ama ama tapınak şövalyelerinin bulunduğu bir kente gideceksiniz. Ansi'ye değil mi? Gideceğiz. Ansi işte asıl bence gizemin padişahı orada. Gerçekten tapınak şövalyelerinin. Ama sen de kesinlikle kaçmaz. Sen kaçmaz yani zaten ama orası bilimsel anlamda çok kıymetli bir yer. Cenevre'nin üstünde boyut kapılarının açıldığına dair görüntü var. Dur, bulabilirsem sizinle buradan paylaşayım. Yani başka alternatif evrenlerin buraya
CERN'in yaptığı çalışmalardan dolayı o boyut kapılarının açıldığı ve geldiği iddia ediliyor. Gruyer, dünyanın en meşhur peyniri, Gruyer peynirinin yapıldığı kasabaya, Gruyer kasabasına gideceğiz. Gruyer şatosunu gezeceğiz arkadaşlar. Tapınak şövalyelerinin izini süreceğiz. 0534 604 3171'den bize ulaşabilirsiniz. Soğanımı doğradım, hemen arkasından biberimi ve patlıcanımı da üstüne katacağım. Şöyle güzelce. Hoppala. Evet, minnak minnak. Deniz'cim, çayımız kaynadıysa bir ara çayımızı da bir demleyelim. En sevdiğin sebze meyve ne? Sebze olarak yeşil fasulyeyi çok seviyorum. Öyle mi? Sen benim en çok hangi meyveyi seviyorsun? Meyve mi, meyve mi? Meyve sanırım. Meyve değil mi? Yazın arkadaşlar yorumların altına. Meyve mi diyoruz, meyve mi diyoruz? Annem oradan sesleniyor, diyor ki meyve. Evet, bu arada annem de burada arkadaşlar. Neden memnunsun anne İsviçre'den? Yani İsviçre'nin hem doğası çok güzel, insanları da birbirlerine karşı saygılılar. Nezaketliler. Nezaketliler. Yani huzur buluyorum İsviçre'de. Tabii bizim ülkemizin özellikleri, güzellikleri, onlar da tartışılmaz. Hepsi birbirinden güzel. Her ülkenin kendine ait iyi olan yanları da var, kötü olan yanları mutlaka, da var. Mutlaka. Yani hiçbir ülke külliyen hepsi çok iyidir diyemeyiz. İstanbul'un trafiği çok karmaşık. Yani bir yerden bir yere giderken insan çok tedirgin oluyor. Geçenlerde de ben bahsettim biliyorsun, evet, trafikten. Zaman kaybı oluyor. Maydanozlarım burada kenarda beklesin. Sonra onu en üste atacağım arkadaşlar. Çünkü içinde ölmesini istemiyorum. Daha önce Japon mantısı yemiş miydin? Yemedim. Evet. Yemedim ama internette gördüm yapılışını. Biraz önce dolaptan getirdim arkadaşlar. Sonuçta et sıcakta beklememesi gerekiyor. Kıymam var, sebzelerim var. Önce biraz kıymamı kavuracağım. Arkasından da sebzelerimi üstüne atacağım. Salçamı derken güzelce kavurup onları soğumaya alacağım. Hadi bakalım. Bakalım suyumuz nasıl, ne durumda? Oh, güzel fokur fokur sesler geliyor vallahi. Bakalım. Şahane kaynamış suyumuz. Ne yapalım hemen Deniz? Hemen demleyelim. Şunu da şöyle açacağım ki üstüne koyduğumda soğumasın çayımız. Ateşimiz nasıl? Gayet iyi. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle. Gel bakalım. Şıkır şıkır, fokur fokur bu çay kaynayacak. Daha şimdiden mis gibi değil mi demlenirken kokusu geldi. Herhalde çocukluğumuzdan beri çay hastalığımız var değil mi Deniz? Necla abla sağ olsun. Değil mi? Komşumuz Necla abla. Evet. Suyumuz ne durumda? Hemen bir daha bakalım. Biraz su ekleyelim mi? Ne diyorsun? Evet, demlensin bence. Şu hemen demliğimiz. Üstüne biraz daha su ekleyelim bence. Kapatalım mı? Çünkü ateşimiz bayağı güçlü. Kapatalım. Sen istersen biraz su getir. Su ekleyelim buna. Tıp. Getir yakalım Deniz'cim suyumuzu. Çizgiyi geçsin. Süper. Hadi. Of be, çay da çay yani valla. Maşallah, çok güzel, ateşimiz de iyi yanıyor. Annem dedi ki bahçede kekik var dedi. Nerede kekik anne? Harika kokuyor. Kekik mi? Biçilmiş ama yine de bak. Nerede? Biraz uzayınca toplayıp kurutmak lazım. Bakayım anne. Evet, annem dedi ya, ki mis gibi kekik, evet, var burada. Evet, çok güzel kokuyor. Ver bakayım anne bana. Arkadaşlar işte kekik. Yağımızı da koyalım, kavuracağız ya kıymamızı. Vay 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 vay, ne güzel koktu değil mi Deniz'cim? Evet. Nasıl ama? Harika. Kuru mu biraz? Ne diyorsun biraz? Biraz sanki kuru gibi. Evet. Biraz yağ ekleyelim. Biraz yağ ekleyelim. Ay bu patlıyor, çatlıyor. Bak nasıl çatır çatır ses geliyor, biliyor musun?
Ay vallahi elim yandı. Kıymamız, patlıcanımız, soğan ve biber harika bir şekilde odun ateşinde kızarıyor arkadaşlar. Biraz soğutacağız. Sonra mantılarımızın içine koyacağız. Baharatlarımız vardı. Onları da hemen dökelim Deniz'cim. Tamamdır. Salçamızı da getirelim. Çay zamanı. Deniz'cim gel bakalım. Aslında biraz daha demlenebilir miymiş? Yok, gayet güzel. İyi mi diyorsun? Gayet güzel. Hı? Suyumuzu da açalım şöyle. Ay ay ay. Deniz'cim gelir misin? Çayların sularını koy. Öf öf öf, şahane görünüyor valla. Evet. Nasıl ama güzel bir hamur olmuş. Evet. Buldum olası hamur işlerini hep sevmişimdir arkadaşlar. Tabii ucunu kaçırmamak lazım. Yani ölçülü yemek lazım. Şöyle küçük küçük bezelere böleceğiz arkadaşlar. Benim her zamanki uçağım yine, ben tam çekim yaparken tepemde yine dolanmaya başladı. Ben ne zaman bu çekimi yapsam benim bu artık ne diyeceğim, takıntılı mı diyeyim, uçak böyle tepemde geziyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Görüyor musun Deniz? Bile tepemde. Evet, duyuyorum. Hatta böyle bir reelsim de var, çok izlenen. On binlerce insan o reelsi izlediler. Tepemde uçak geçerken bakın ne demişim, reelsler de var. Tavsiye ediyorum. Bu arada hala abone olmamış dostlar. Sizleri abone olmaya çağırıyorum. Bakın kuşlar da diyor ki sen ablaya abone olun. Hemen aşağıda abone ol tuşuna basıyorsunuz. Evet, ben de aynı şeyi söylüyorum. Gerçekten. Sevgili kuş dostlar, abone olunuz ve yanındaki çan işaretini de mutlaka bir şöyle tıklayınız arkadaşlar ki bildirimler açılsın. Evet evet, söyledim. Bayılıyorum bu kuşların sesine. Gerçekten orkestra gibiler tek başlarına. Bahar da olunca bunlar sabah 4'te 5'te başlıyorlar arkadaşlar. Konsere, akşam bu saatlere kadar bunların böyle, duyuyor musunuz? Şahane ötücü kuşlar var burada. Her sonbaharda gidiyorlar ve yazın geliyorlar. Gelsin bakalım mantılar. Annem o kadar acıkmış ki arkadaşlar. Biraz tereyağı ve ekmek aldı kendisine. Senin mantılardan bana şimdilik hayır yok dedi. Ben de haklısın anneciğim dedim. Afiyet olsun anne. Teşekkür ediyorum, sağ ol. Biraz bal ve biraz tereyağı ile annem açlığını gidermeye çalışıyor. Anneciğim şuradan bir çayımı uzatsan da. Ben de insanım yahu. Ben insan değil miyim diye bir şarkı var ya. Bak anne, tereyağı ile kaymak bal da istemiyorum. Çay istiyorum sadece. Biraz çabuk olmam gerekiyor. Hava kararıyor. Evet, içi de hemen şöyle bırakalım. Şimdi iç deneyim. İç olmuş ama değil mi? Harika. Sabah kahvaltısında üst sürü yumurta kıracaksın. Yani bu kadar uğraşmaya ne gerek var? Zaten senin bu lafın meşhurdur. Ne gerek var, ne gerek var diye. Yani. Kestirmeden gidiyorum. Diye, yap diye. Şunu, otur ye yani. Şunlara ne gerek hazır, var? Hazır, içimiz hazır. Evet, çayımdan bir yudum aldım hemen. Şöyle. Açalım bakalım, açalım bakalım. Gelsin mantılar. Deniz, yaptın mı daha önce hiç bu mantıdan? Hayır, niye yapayım? Değil mi yapayım? Sadece yapacağız. Niye mi yapayım? Bu kadar niye kendimi yorayım canım benim? Hadi canım. Yani. Hazır mantıyla da uğraşamam. Hazır mantıyla da uğraşamam. Makinası da var değil mi? Abla, 9 şiddetinde masa sarsılıyor. Sen, ama sen sarsılma. Ben sarsılmıyorum, masa sarsılıyor. Gayret. Peki.
çabukluğu marifet demişler buna. Ateşimiz yanıyor, hamurlarımızı açıyoruz. Gelsin mantılar. Hoppa. Evet, hadi bakalım. Zamanla yarışıyorum arkadaşlar. Gel bakalım buraya Deniz Hanım. Ateş yanar, köz olur yüreğim göz göz olur. 40 yılda biri yar sevsem elde elinde söz olur. Ateş yanar, köz olur yüreğim göz göz olur. 40 yılda biri yar sevsem elde elinde söz olur. Ah nideyim, nideyim sensiz nere gideyim dile benden. Ne dilersen ben kapında köleyim. Ah nideyim, nideyim sensiz nere gideyim dile benden. Ne dilersen ben kapında köleyim. Hoppa! Alancığım! Bana bir çay verebilir misin? Lütfen, acil. Bu hamurların yetişmesi gerekiyor. Ateşimiz araya gidecek yoksa. Arkadaşlar, ateşimiz yanıyor, hamurlarımızı yapıyoruz. Japon mantıları ya da bizim mantımız mı diyelim, hangisi? Bence tadı çok güzel olacak. Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. İnşallah her gününüz bayram tadında geçsin. Hadi bakalım, benim ateşi yetiştirmem gerekiyor. Çevirdim bu tarafını. Çıtır çıtır bunlar. Ateşimiz pıtır pıtır yanıyor. İçeyim arada çayımdan. Oh be. Kıymalı yapacağım arkadaşlar. Hemen kaynamış suyumu getireceğim. Çok az haşlayacağım. Arkasından da kızartacağız. Sosumuzu dökeceğiz ve süper olacak. Evet. Biraz da maydanozlu kısmından alarak buna. Suyumuz ne durumda? Kaynıyor. Suyumuz kaynıyor bir yandan. Kapatıyoruz mantımızı. Şöyle kapattık, aldık bunu kenara. Geldik yine kıymamıza. Hadi bakalım. Güzelce şöyle ortasına yerleştirdik. Aslında benim bir peçeteye de ihtiyacım var. Eğer biliyorsanız daha da sanatsal bir şekilde bunu kapatabilirsiniz arkadaşlar. Ben Özbeklerde görüyorum, Asyalılarda görüyorum. Öyle güzel kapatıyorlar ki, çok becerikliler bu anlamda. Benimkisi biraz kötü olabilir. Kusura bakmayın, açılmasın yeter bana şu anda. Koreliler buna mandu diyorlar. Mandu mu diyorlar? Mandu. Hadi ya. İçinin güzelliğine bakın. Domates mi ararsınız, maydanoz mu ararsınız, soğan mı ararsınız, çok ne güzel ararsınız, değil mi? Anne kapatmak ister misin? Hadi ellerini yıka da gel. Hadi anneciğim, sen de yardım et bana. Vallahi siz daha güzel kapatın. Ben bu kadar kapatabildim. Güzel. Şu az mı çok mu? Vallahi sen kafana göre takıl. Açılmaması için şöyle elimizden geldiğince. Şöyle yapsam oluyor mu? Bakayım. Aa, vallahi annem daha güzel yapıyor. Harikasın anne. Evet, annem daha güzel kapatmış. Anne kız şu anda. Annemin gömleğini gösterebilir misin lütfen? Oo, süper vallahi. Anne gömleğin çok güzelmiş. Teşekkür ediyorum canım. Güle güle kullan. Bu arada suyumuz kaynıyor değil mi? Anne ben sana versem de sen kapatsan. Tamam. Al. Şu anda açılmasın yeter benim için. Böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle daha düzgün oluyor. Ayı getir anne, parmağın batır anne. Kınayı getirmedim ama mantıları getirdim arkadaşlar. Haşlayacağız, ondan sonra da kızartacağız arkadaşlar. Bunlar Japon mantısı, Japon, Japon. Vay vay vay. Da
zaten çok kaynamaması gerekiyor. Biraz da yağdan geçireceğiz çünkü. O yüzden alıyorum artık bunları. Evet, mantılarımızı. Biraz tereyağını da çevireceğiz. Tereyağımızı bırakıyorum şöyle erisin. Oh, mis gibi tereyağı da şöyle tereyağından güzelce bir geçsin bakalım. Şekline çok takılmayın arkadaşlar. Siz daha güzel şekillerde yapabilirsiniz. Sarımsağımızı şöyle bıçak yardımıyla. Vallahi tebrik ederim. En sevmediğim işi yaptım. Diyorsun. Yeter mi bu kadar? Ay sarımsak? Benim sevdiğim bir iş var mı? Tembel deniz. Tamam canım, yeterli, tamam. Yoğurduma bakar mısın? Vallahi kerpiç gibi derler ya, bildiğin kerpiç gibi. Evet, tereyağımı da şöyle güzelce kızdırıyorum Deniz'ciğim. Ne diyorsun Deniz, bir lezzet? Yumağı mı? Vallahi bulamadım tam tadını. Lezzet patlaması mı diyecektin? Lezzet patlaması, evet. Bir lezzet patlaması, evet. Yaşayacağız. Bilgi bengi. Ben bunun üstüne bak bile koyacağım. Bir tek onunla kalmayacak. Sabret, şimdi geliyor. Yoğurdumuz sarımsaklı burada. Hemen biraz kıyma dökeceğim üstüne. Güzel kavurmuştuk biliyorsunuz sebzeli patlıcanlı. Burada da tereyağım var. Ay 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 ay. Hadi bakalım. Haşladık, güzelce kızarttık. O zaman şimdi hemen sarımsaklı yoğurdumuzu üstüne dökelim. Şimdi kıymamızı döküyoruz üstüne. İyice yaydık. Süper. Bir lezzet patlaması yaşayacağız. Hemen üzerine yoğurdumuzu da döküyoruz. Ama nasıl bir yoğurt? Sarımsaklı yoğurt. Sarımsaklı yoğurdumuzu şöyle. Nasıl ama? Çok güzel görünüyor canım. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Şekline şemaline bakmayın. Bu bildiğimiz mantı değil. Bu Japon mantısı. Yorumlanmış bir Japon mantısı. Evet, bizim Anadolu gelenekleriyle yorumlanmış bir mantıdan bahsediyoruz. Şöyle tereyağımızı da döküyoruz üstüne. Afiyet olsun. Çay da vereyim sana. Anne afiyet olsun sana da. Çay alır mısın? Teşekkür ederim, alırım. Anneme de bir çay lütfen. Ben de bir çay alayım. Çay da güzel demlenmiş. Hadi bakalım gidelim. 10, 11, 12 Mayıs'taki İsviçre ve Fransa'nın Annecy şehrine yapacağımız harika seyahatte de mutlaka sizleri bekliyorum. 0534 604 31 71 numaralı telefondan bu seyahat içimize ulaşabilirsiniz. Gelin, kaçırmayın imkanı olan dostlar. Harika destinasyonlara, yerlere gideceğiz. Charlie Chaplin Müzesi, dünyaca meşhur Gruyer Fabrikası'na gideceğiz. Peynirin nasıl yapıldığını göreceğiz. Gruyer Şatosu'nu gezeceğiz. Orta Çağ'dan kalma bir şato, Annecy Şatosu'nu gezeceğiz. Oranın hapishanesini göreceğiz. Orta Çağ'da insanlara neler neler yapıyorlarmış. O şatoyu ve şatoları delik delik arayacağız, gezeceğiz. Ve tapınak şövalyelerinin izini süreceğiz. Ayrıca özellikle belirtmek istiyorum. Bütün dünyadan, Amerika'dan, Çin'den, Japonya'dan sadece
CERN'i görmek için gelen insanlar var. CERN bilim merkezi hemen yakınımızda. Bu bilim merkezinde de kainatın sırları araştırılıyor. Filmine de konu olmuş arkadaşlar. Bu CERN'de çekimler yapılmış bazı bölümleri. İlginç konulara değinilmiş. CERN'in sırlarıyla ilgili işte o sırların olduğu, boyut kapılarının açıldığı iddia edilen bu bilim merkezine de gideceğiz. Gelin, kaçırmayın. 0534 604 3171 arayarak ekibimize ulaşın. Sizlere gerekli bilgileri versinler. Nasıl geleceğinize dair, Türkiye'den nasıl vize alacaksınız? Özellikle de Avrupa'daki dostları bekliyorum. Gelin arkadaşlar, bu şahane ziyareti, bu gizemlerle dolu ziyareti kaçırmayın derim. Beğeni tuşunu ihmal etmeyin hemen aşağıda. Abone olu da tıklayın. Yanındaki çan işaretini de mutlaka tıklayın arkadaşlar. Abone olmanız kanalımızın gelişmesi için çok ama çok kıymetli. Beğeni de bizi diğer dostlarımızın önüne çıkaracak videolarımızın. Bunu ihmal etmezseniz sevinirim. Beğeni tuşu da hemen aşağıda. Görüşmek üzere. Ateş yanar, köz olur yüreğim göz, göz olur 40 yılda bir yar sevsem el dilinde söz olur. Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. İnşallah her gününüz bayram tadında geçsin. Evet, birazdan hamurumuzu yoğurmaya başlayacağız aslında. Ateşimiz yanıyor, hamurlarımızı açıyoruz. Gelsin mantılar. Adı Japon mantısı. Japonlar buna şaşıracaklar. Ay bu patlıyor, çatlıyor. Hazır, ben... içimiz hazır. Fokur fokur bu çay kaynayacak. Ay ay ay. Deniz gel soğan doğru. Ay asla. Üstünde. Evet, horoz da diyor ki artık başlayabilirsin. Haydi bakalım. Tek 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 tek. Hem kameraman, hem su döken, hem neyse pişiren mi diyelim. Dövdün dövdün. Hisar ablaya abone olun. Haşlayacağız. Ondan sonra da... Tereyağımızı da...